Herkes selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şu an saatimiz 11'e geliyor. Önceki bölümlerde biliyorsunuz Stinger dönerken bir vampiri denemek lazım demiştim. Şimdi onu denemeye geldim. Bakalım buradan çöp atıyor mu atmıyor mu? Eğer atmıyorsa farklı bir slota geçeriz. Eğer çöpü güzelse de devam ederiz. Yaklaşık 1-2 saat kalmaya çalışacağım. Duruma göre bakacağız, hani dediğim gibi çöp durumuna bağlı bu. Üzerimi sıfırladım. Üzerimde şu an 72K nakit para var. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. CVS'cimizi de bastık. Haggard'da denemediğimiz slot sadece bu kaldı sanırım. Ben bir ara şeyi de denemiştim. Overseer'i falan da denemiştim. Yaklaşık 10 dakika. Baktım çöp atmıyor. O yüzden çıkmıştım. Artık büyük moblar kaldı yani. Onlara da biliyorsunuz ekip istiyor. Coins'i de güzel geliyor aslında. Yaklaşık 2K veya 3K arası geliyor Coins'i de. Aslında Rov'a bırakacaktım. Fakat yine her zamanki gibi 2 ve 3 dolu. O yüzden mecburen yine 1'de kaldık. Biz başlayalım. Şu an saatimiz 11. İlk çöpümü satmaya geldim. Şöyle yaklaşık bir 20 dakikada falan üzerim doldu. Şöyle hemen seriden bir satalım. Kaç K gelecek? 1M400K geldi. Şöyle hemen satalım bunu. Bir tane de Epic Upgrade Scroll geldi. Yani Epic Upgrade Scroll attığını bilmiyordum bu slottan ama atıyormuş. Bir M700K oldu üzerimizde. Şimdi slota tekrardan gideceğim. İlk çöpüm diye bir göstereyim dedim. Bir saatimizi tamamladık. Şöyle hemen RPR'lerimizi yapıp son çöplerimizi de satalım. Bakalım kaç K gelecek buradan. Şöyle 300K'da son çöplerden geldi. Üzerimde 3,5M nakit paramız oldu. Bir tane Unique Upgrade Scroll geldi son şeyde de. Bir tane de Epic Upgrade Scroll'umuz var. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Slot yine Stinger'a, Black Mummy'ye, Lizardman'a falan benziyor. Bu slot da güzel. Kasılabilir bir slot. Sola zindanımı yapmamıştım. Bir ona girelim. Hakkımız gitmesin. Evet, bir tane şöyle Sweetness Pendant aldık. Ben buradan Sweetness Pendant, daha doğrusu pendant attığını bilmiyordum. Normal küçük boss'tan attı bu arada. Son boss'a daha gelmedim. Bu küçük yaratıklar da atıyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben kesmiyorum ama hani sizler kesmek isterseniz kesebilirsiniz. Bunlardan da tek atma olasılığı varmış. Bu hani küçük boss'lardan değil. Şu mesela goblinlerden falan. Yine takı falan atıyormuş. Bilginiz olsun. Son boss'umuza geldik. Hadi bakalım. İçeriden bir tane pendant attım. Bundan atar mı bilmiyorum. Belki şansımız vardır. Şöyle. Peri çıkarmıştım zaten. Hadi bakalım. Yok. Maalesef yine hiçbir şey alamadık. Son boss'tan bir şey alamadık daha doğrusu. İçeriden bir tane Sweetness pendant aldık. Bunlar yaklaşık şu an 18M, 17M civarında falan diye biliyorum. Yani gayet güzel, hiçbir şey atmamasından iyidir. Sulta tekrardan geldim. Şu an saatimiz 12'yi 11 geçiyor. Bu sefer çöpleri satarken göstermeyeceğim. Bir saatin sonunda göstereceğim. Bakalım bu son saatte kaç em gelecek. Bir saat daha dururuz, sonra çıkarız. Yani slotun gelirini öğrendik sonuçta. Başka bir zaman bir daha gelir kasarız. Slot bulamazsak veya başka bir şey olursa. Evet, toplamda Vampiric Bed'de 2 saatimizi doldurduk. Şöyle son gelen çöplerden de 1M200K geldi. Üzerimde şu an 7M var. Hatta 7M600K var. Bankaya da bir tane Epic Upgrade Scroll, bir tane de Unique Upgrade Scroll koymuştum. Vampiric Bed'de de yaklaşık 1 saatte 3,5-4M arası diyebiliriz aslında. İşte Epic Upgrade Scroll'la falan da sayarsak o kadar diyebiliriz. Toplamda 2 saatte bunları kastık. Bence yine güzel bir slot, kasılabilir bir slot. Yine mesela AFK kalıp gidebileceğiniz bir slot. Yani yarım saate bir bakarsanız üzeriniz dolmuş olur diye düşünüyorum. Tabii ben AFK bırakmadım ama. Şimdi bir Dorian'a geçelim. Yine bir upgrade yapalım. Ya Allah diye başladı, biraz Allah belanı versin, devam edecek. Bana da öyle geliyor da. Daha hayırlısı abi, dur bakayım. Abi ilk Rogue Imperial mı bassam ya? Bu geçti içimden ama. Ya hepsini artı 3'e bas, sonra yavaş yavaş dene, fark et 4'e Yaptım çok yanmaz. işte. Yanmıyor mu çok dörde? Emin misin? Ya çok 4'e yanmıyor. Dene Hadi gitsin. bakalım, bastım dörde. Yanma. Vallaha geldim. İyi. Bundan devam edeyim ben. Bu da geldi. Blue Wing'i deneyeyim. Ya da yok, Sunshard'ı deneyeyim ya. Sunshard yanacaksa yansın. Sen yan, diğerleri gelsin. Yok, bu da geçti. Artı 4'e Blue Wing'i deniyorum şimdi. Zindan Hep yaptınız mı? ben yapmadım. Hepsi artı 4 Yapalım. oldu abi.
Tamam, oradan devam et. Yürü oradan. Şimdi yine Rogue Imperial'dan mı? Yok ya. Imperial'dan başlamayayım değil mi? İçinden hangisi geçiyorsa. Wing'den başlayayım değil mi? Bastım Blue Wing'e. Geldin mi? Geldi valla. Keşke Imperial baslaymışım. Bunu basayım. Demek kuvvetler bomba da. Bu da geldi. Vallahi bu yanacak var ya. Bastım. Allah belanı vermiyor. İşte ha bak gördün mü? Ne oldu gene, Ya var yaktın mı? ya. Üzerimde para kalmamış. Ya abi Imperial yandı ya. Be. Neyi istesem o geçmiyor var ya. Bak bu direkt geçer şimdi var ya. Imperial'ı yaktık ya. O da yandı. Allah senin belanı versin. Hepsi yandı. Böyle bir Gitti, şey mi? olamazsın sen ya. Hepsi yandı. Sen bir daha Hepsi. upgrade falan yapma. Allah belanı versin. Seni azar zarara soktu beni yedem ya. Gördünüz mü? Yok, Abi. ne yaptın? Alttan görmedin mi? Aha. Aha. Mıkacım? He? Elli altmış falan vardır herhalde. 50 falandır muhtemelen. Dur bakayım. Şimdi Monu'ya yarım saat falan var herhalde. Ne yapalım? Zindan bundan yapalım, aradan çıkartalım mı? 54 hem. Zararı çıkarttık mı abi? Çıkarttık değil mi? Çıktı. Çok. Evet, grup zindanımıza girdik. Bir tane RT7 item daha bastık. Aslında basmayacaktım onu. Sinirlendim direkt RT7'ye bastım. İyi de oldu aslında. Çünkü çok fazla yanmıştı. Hemen şuradan bir bakalım item var mı? Bir tane skill book aldık. Yani hiç yoktan iyidir. Şimdi çıkalım bir ne yapacağız bir bakalım karar verelim. Uzun zamandır bu solo zindanlarıma girmiyordum. Hemen ikisini de bir aradan çıkartayım dedim. Bu ilki. Hemen bir bakalım umarım bir şey alırız ya. Çaperi'yi de çıkartmadım. Bakalım. Yok maalesef bundan bir şey alamadık. Hemen ikincisine girelim. İkinci solo zindanımıza da girdik. Hadi bakalım. Bir tane skillbook aldık bundan da. Yani idare eder yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim bir slot bakalım. Lord Valley Savaşı'na girdik ama maalesef ki bütün monları kaptırmışız. Daha doğrusu orta monuya biz bakarken onlar bizim slotu kesmiş. Ay slotu diyorum monu ya. Ay sinirden konuşamıyorum da. Vallahi var ya ben nereye düşsem bir yeniliyoruz yani. Çok nadir yeniyorum maalesef ki. Yani şu an yeneceğimizi de düşünmüyorum açıkçası ama. Bir bakalım yani molları vermesek iyiydi ama şansımız yokmuş. Bir de artık karma sistem biliyorsunuz işte Lunaskar'la proteanlar birleştirildi. Bilmeyenler için de söyleyeyim gerçi bayağı oldu bu da. Uzun zamandır Blood Valley videosu çekmiyorum. Bir çekim dedim onu da. Onda da yeniliyoruz maalesef ki. Ben şimdi birazcık partiyi toparlayacağım. Umarım bir şeyler yapabiliriz. Evet, DC yemiştim. Kapının içinde doğdum. Bu da bir sorun aslında. Taunt atacaktım da atmadım vazgeçtim. Yine monları aldılar maalesef ki. Bizim artık ne diyeyim bu A takımı monları hiç oynamadı. Yani biz elimizden geldiğince oynamaya çalıştık ama maalesef ki bir şey yapamadık. Çalamadık da. Yani karşı tarafın mage'leri bile monları oynuyor ama bizim mage'ler maalesef ki hiçbir yere oynamıyor. Sadece ortaya almaya çalışıyorlar. Yani yenemeyeceğiz büyük bir ihtimalle de işte hiç değilse birazcık NP kasalım. Bakayım dur bir dakika. Ya almışlar mı ya? Almışlar aynen hepsi gitti. Yok abi ya. Olmadı işte yapamadık başaramadık. Burada Victoria var. Onun peşine koşuyorum ben. Ama hepsini başıma toplayacak büyük bir ihtimal. Ya kür alamadım. Manamı da çektiler ya. Evet maalesef tüm monları aldılar. O yüzden yendiler. Bize
400 sayı fark attılar, hatta 500. Sağlık olsun. Bu bölümlük de bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.